Gelir gelmez kendimizi dışarı attık. Ormanın içinde dolaşıyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. Hava bazen karlı, bazen güneşli. Çok dengesiz bir havası var buranın. Beklettiğimiz bir leş bulabilmek. Leşin etrafına da kameraları yerleştirip görüntü alabilmek. Hayvanların en doğal hallerini ancak orada yakalayabiliyoruz. Bu arada yer belirtelim. Burası Sunliken Ormanları. Keş! Gel buraya. Yani Eskişehir sınırları içinde. Keşimiz burada. Bunu da gösterelim. Koş, 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 koş. Koş. Keş, gel. Gel, 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 gel. Hop, yürü, koş, koş. Keşin arayıp da bulamadığı bir hava. Hava soğuk, köpekler deri solunumu yapmadığı için üşümeyen hayvanlar. Gidiyoruz ama inşallah bir çukura batmayız. Koş! Yürü! Yürü! Koş, 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 koş! Koş, koş! Koş! Bugün kılavuzumuz yok, yalnız gidiyoruz. Umarım kaybolmayız. Tırsmamak mümkün değil. Bakın. Keş, gel. Nefes almamız gerekiyor. Karda yürümek çok zor. Keş, kaybolma. Bir tek canlı sesi bile duyamıyoruz. Ne bir ağaç kakan, ne bir kuş. Keş halinden memnun gibi. Keş! Keş! Gel buraya. Hadi gidiyoruz. Keş. Keş bir takım kokular aldı. Onların peşinden gitmeye çalışıyor. Alıp başını giderse işi zor. Vallahi eziyet mi çekiyoruz, keyif mi alıyoruz? Güzel bir şey mi, kötü bir şey mi? Arasında ne gibi fark var? Ayırt edebilmiş değiliz ama ben keyif alıyorum. Buz gibi hava. En azından motor gürültüsü yok. Siren sesi yok. Ambulans sesi yok. İnsan sesi yok. Keş! Ne var orada? Keş ısrarla o ağacın çevresinde dolanıyor. Bakalım bir şey yakalayabilecek mi? Keş bir takım koku. Bunu aldı. Bir şeyler var ama. Fare mare de olabilir. Hani? Nerede? Hani? Nerede? Hani? Bunlar av köpekleri.
Uzaktan tilki sesi geliyor. Tabi burada bütün hayvanlar var. Çakal, kurt, ayı, tilki. Sincap. Bir de biz varız. Keş, bekle. Bekle. Bu arada başka sesler de duyuyoruz ama ayırt etmeye çalışıyoruz. Çakal. Keş, bekle. Çakal sesi. Bir grup çakallar ileride. Vallahi kar bastırdı, biz gitsek iyi olur. Nihayet bir orman yoluna düştük ama bu yol bizi karavanımızın oraya kadar götürür tahmin ediyorum. Uzun bir yolculuktan sonra köye giriş yaptık. Geldik. Karavanımız burada. Depomuz var ama su dolduramıyoruz. Dondu. Burası bizim mekan. İçeride Webasto var. Ancak onunla ısınabiliyoruz. Artı elektrik ocağı yakıyoruz. Komşulardan elektrik aldık. Bakın göstereyim Webasto'yu. Bu. Buradan hava geliyor. Bu da montaj setimiz. Bilgisayarımız. Dağınık bir yatak. Mutfak. Bu da aynı. Buradan seriyi böyle keyifli olarak izliyoruz çoğu zaman. Kar yağışını seyretmek çok keyifli oluyor. Şimdi de güneş açtı. Canın ayaklarına kar topakları oluşuyor. Onları temizlemeye çalışıyor şimdi. Artık biraz ısınalım. Köy kenarında karga seslerini duymaya başladık.
Geç. Gel artık. Gel. 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 Atla atla atla. Atla bir. Atla. Burası keşin yeri. Temizliğini burada yapacak. Yarım saate kadar önce temizler o karları. Dışarıda burası bir köy. Köyde bir takım bir iki tane sahipsiz köpek var. Onların bir tanesine şimdi yediğimiz makarnalardan bir kısmını götüreceğiz. Yemeğimizi onlarla paylaşacağız. Köpek yaşlı ve sakat. Ve dışarısı çok soğuk. Sobamız yanıyor. Meyve ustamız da yanıyor. Ama yine buna rağmen karavanın içinde montla duruyoruz. -8 derece soğuk var dışarıda. Tutuyoruz. Hava soğuk. İçin ısıtsın. Köpek köpek deyip geçmemek lazım. Sahibi yok, sahipsiz. Biri terk etmiş. Yaşlı ama terk edilmiş. Bu dönemler yaşlı köpeklerin en fazla yardıma ihtiyaç duydukları bir dönem ama terk ediliyorlar. Üzülüyoruz. Hayat acımasız. Maalesef. Gidiyoruz. Keş bekle. Bekle. Beklesin. Ben gideceğim geleceğim. Köpek köy dışında bir meydanda. Aynen böyle devam edeceğiz. Daha önceden de yemek verdik. Bizi bekliyordur tahminim. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ayağı sakat. Sen ne yapıyorsun? Bekle, bekle, bekle. Aç hayvan. Hem de çok aç. İnsanoğlu 10 bin yıl önce bu hayvanları kendilerine bağımlı kılmış. Bir anlamda genetik olarak avlanma içgüdülerini zayıflatmış. Bu köpek belki de genç iken iyi bir çoban köpeğiydi. Ama şimdi yalnız. Yıllarca kullanıldı, iş göremez duruma gelince de evden kovuldu. Sadece tahminde bulunuyoruz tabii. Ama büyük bir olasılıkla böyle olmuştur. Bu işler bana acayip haz veriyor. Bir başka bir canlının mutlu olması beni de mutlu ediyor. Doymadı ama yapacak bir şey yok. Tamam, bitti. Tamam. 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 Tamam.
Bitti. Tamam. Yok başka. Yarın. Ayrılıyoruz. Keş, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ben gittim geldim. Bugün kolayımız burada bitti. Yarın ne olacak bilmiyorum. Akşam yine kar yağmış. Suyumuz yok. Yüzümüzü yıkayacak suyumuz yok. Onun için karla yıkayacağız. Geç git, git oraya. Git. Keş gel var. Seni de içeyelim. Koş. İşlem tamam. Soğuk. Geç canım. Şimdi bir şeyler atıştırma zamanı. Yine o köpekle karşılaştık. Bir parça ekmek getirmiştik. Onu veriyoruz. Dışarıda kar atıştırıyor. Bakın. Gel küçük. Gel. Aç hayvan ya. Bugün de bir iyilik yaptık. Bakalım. Ertesi gün köyde kalan nadir aileden biri olan komşumuz Adem Usta ile karşılaşıyoruz. Elinde su bidonuyla ahıra gidiyor.
ürküyorum. Birinden ses geldi. Ne olduğunu tahmin ettiğini sanırım. Keklik. Keklik kızım. Keklik. Şimdi de kekliği göreceğiz. Boşanmış burada. Allah sen kapıdan kaçır onu. Ama ahırda keklik yerine 3 hayvan var. Biri daha yavru. Bu isimler onun hayvanları ile iletişim biçimi olmuş. Keklik, altın, tatlım gibi. Bu isimler onlara ne kadar değer verdiğinin bir simgesi aslında. Dur, dur, dur. Altınım benim. Altınım benim. Bir dakika dur. Vay vay vay, sen boşandın mı ya? Altınım benim. Altın dur kızım. Dur, 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 dur. Dur, seni de bağlayayım. Seni ipin hava değdi. Gel. Gel, gel, gel bakayım. Tatlım benim, tatlım benim, gel. Akıllı ineğim benim bu. Dur, 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 dur. Gel, gel. Gel. Tatlım benim. Ne yaptınız siz bugün ya? Dur bakayım, dur bakayım, dur. Gel, o şaşan bir, o şaşan. Vay, 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 vay. Buraya gel. Ha. Ay benim afacan diyeyim mi? Afacan, afacan. Dur. Altınım benim, dur. Altınım benim, dur. Adem Usta temizliğine devam ediyor. Şimdi burada da kendi eşeği var. Adını Mercedes koymuş. Biraz sonra buraya da gelecek. Ama Mercedes çok sabırsız. Bir an önce sıranın kendisine gelmesini istiyor gibi. Eşek sabırsızlandı. Yani Mercedes. Adem Usta nihayet çıktı. İşte Adem Usta'nın Mercedes'i bu. Hadi sen bir suyu var ki kendin. Suyun iş gel. Hadi atın bakayım. Bu at kendi gitti gider geri. Atın benim. Ha, suyun işte gel. Çeşmeden. Hadi sen şu suyun içmede gel bakayım çeşmeden. Hadi bakayım. Gel. Dur. 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 Ertesi gün yine o sokak köpeğine yemek servisi yapıyoruz. Bu sefer o kadar acıkmış ki adeta saldırdı bize. İşte bizim 3 günlük karavan yaşamımız. Hoşça kalın.